İstanbul Boğazı'nın oluşumu. İstanbul Boğazı binlerce yıl süren jeolojik ve iklimsel süreçlerin sonucunda oluşan, dünya üzerindeki en önemli su yollarından biridir. Bu boğaz sadece iki denizi birbirine bağlamakla kalmaz, aynı zamanda Asya ile Avrupa'yı birbirine kavuşturan eşsiz bir geçittir. Gelin İstanbul Boğazı'nın nasıl oluştuğunu ve milyonlarca yıl süren doğal süreçlerin bu harikayı nasıl şekillendirdiğini birlikte inceleyelim. İstanbul Boğazı'nın hikayesi milyonlarca yıl önce tektonik levhaların hareketleriyle başlar. Bu dönemde Avrasya ve Afrika levhaları arasında büyük bir baskı oluşuyordu. Anadolu Yarımadası bu levha hareketleriyle doğudan batıya doğru itilmekteydi. Bu hareket büyük fay hatlarını ve yer kabuğu kırılmalarını beraberinde getirdi. İstanbul Boğazı'nın oluşumunda en kritik etkenlerden biri Kuzey Anadolu fay hattıdır. Bu fay hattı Marmara bölgesinin jeolojik yapısının temelini oluşturdu. Bölgedeki topraklar zamanla sıkışarak çatladı ve bir nevi yarıklar oluşturarak boğazın ilk temellerini attı. Yani İstanbul Boğazı'nın başlangıç noktası bu devasa tektonik hareketlere dayanıyor. Tektonik hareketlerin ardından dünya büyük bir iklimsel dönüşüm geçirdi, buzul çağı. Yaklaşık 20 bin yıl önce dünya genelinde yaşanan bu soğuma süreci kutuplardaki buzulların hızla büyümesine neden oldu. Deniz seviyeleri düştü, Karadeniz ve Marmara Denizi gibi su kütleleri büyük ölçüde küçüldü. İstanbul Boğazı'nın olduğu bölgede ise kara kütleleri daha belirgindi. Boğazın bugünkü hali o dönemde henüz oluşmamıştı. Buzul çağının sonlarına doğru dünya yavaş yavaş ısınmaya başladı. Buzullar erimeye başladı ve eriyen sular deniz seviyelerinin hızla yükselmesine yol açtı. Bu durum İstanbul Boğazı'nın oluşum sürecinde kritik bir dönemeç oldu. Buzul çağı sona erdiğinde dünya üzerindeki deniz seviyeleri hızla yükseldi. Yaklaşık 12 bin yıl önce bu büyük su yükselmesi Karadeniz'e kadar ulaştı. O dönemde Karadeniz bir tatlı su gölüydü ve deniz seviyesinin altında yer alıyordu. Ancak buzulların erimesiyle birlikte Karadeniz'in su seviyesi hızla yükselmeye başladı ve Marmara Denizi ile olan bağlantısı güçlendi. Yaklaşık 8 bin yıl önce İstanbul Boğazı'nın bulunduğu alanda büyük bir su akışı meydana geldi. Bu akış Marmara Denizi ile Karadeniz'i birbirine bağladı ve Boğaz bugünkü su dolu yapısına kavuştu. Karadeniz'den gelen tatlı su Marmara Denizi'ne doğru akarken Boğaz'ın derinliği de hızla artmaya başladı. İstanbul Boğazı sadece Karadeniz ve Marmara Denizi'ni birbirine bağlamaz, aynı zamanda Asya ve Avrupa kıtalarını da birbirine bağlar. Bu geçiş sadece doğal bir oluşum değil, tarih boyunca stratejik bir öneme sahip olmuştur. İstanbul Boğazı tarihin her döneminde hem ticaret hem de kültürlerin buluşma noktası olmuştur. Denizlerin birleşmesi Asya ile Avrupa'nın da fiziksel olarak birbirine bağlanmasına yol açtı. İstanbul Boğazı'nın en dikkat çekici özelliklerinden biri derinlik farklılıklarıdır. Boğaz genel olarak oldukça derindir. Ortalama derinlik 50 ila 63 metre arasında değişirken en derin nokta yaklaşık 110 metre ile Kandilli açıklarındadır. Bu derinlik Boğaz'ın jeolojik yapısının ve su akışlarının bir sonucudur. Özellikle Karadeniz'den Marmara'ya doğru akan su Boğaz'ın derinliğinin oluşumunda önemli bir rol oynar. İstanbul Boğazı'nın derinliği deniz taşımacılığı açısından da büyük bir öneme sahiptir. Büyük gemiler bu derinlik sayesinde rahatça Boğaz'dan geçiş yapabilir ve Karadeniz'e ya da Marmara Denizi'ne doğru yol alabilir. Bu bölge dünyanın en önemli jeolojik geçiş noktalarından biridir. Boğaz'ın bulunduğu konum sürekli aktif olan tektonik levhaların arasında yer alır. Özellikle Kuzey Anadolu fay hattı İstanbul Boğazı'nın jeolojik yapısını sürekli olarak etkiler. Bu dinamik yapısı İstanbul Boğazı'nın yalnızca geçmişte değil, gelecekte de sürekli bir değişim içerisinde olacağını gösterir. Tektonik hareketler ve iklim değişiklikleri Boğaz'ın yapısını ve derinliğini etkilemeye devam edecektir. Sonuç olarak İstanbul Boğazı'nın oluşumu milyonlarca yıl süren bir doğa harikasıdır. Tektonik hareketlerle başlayan bu süreç, buzul çağının getirdiği iklimsel değişikliklerle şekillenmiş ve nihayetinde Karadeniz ile Marmara Denizi'nin birleşmesiyle son bulmuştur. İstanbul Boğazı sadece suyun akışını değil, aynı zamanda medeniyetlerin ve kültürlerin geçişini de simgeler. Boğazın derinliği, konumu ve tarihi önemi onu dünya üzerinde eşsiz kılar. Bugün bile İstanbul Boğazı coğrafi ve stratejik açıdan büyük bir öneme sahiptir. Bu doğal su yolu Asya ile Avrupa'nın buluşma noktası olarak hem geçmişte hem de günümüzde büyük bir değer taşır.